Bakacağım. Köpek mi kullanıyor arabayı? Şeftali kebap. Selam. Kebap kebap. Ben bir porsiyon daha alayım bundan. Şey yok. Yere benim bir şeyim düşmüş. Hop! Ne? Kafasını mı vurdu? Hello! Herkese merhaba. Bakmışsınız. Şık 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 şık. Niye Balıkesir'in önündeyiz? Kıbrıs diye girdiğiniz video Balıkesir çıktı mı? Hayır. Çünkü Kıbrıs burada da Balıkesir tabelasını görünce açılışı burada yapalım. Bu şey açılışı değil mi? Tam hani televizyon programlarındaki ben de yaptım daha önce. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Balıkesir'e geldik. Bakalım Balıkesir'in lezzetleri, güzel misafirperverliği ve hayata bakış açısı bizleri nereye götürecek? Hayata bakış açısı. Şimdi burada Balıkesir görünce değişik geldi ama burada Alsancak Konak falan hepsi var. Yani burası yavru vatan olarak böyle küçük nüanslar bulunmuşlar. Muhtemelen Balıkesir şuradaki mahallenin adı herhalde diye düşünüyorum. Oğlum mahalle şeyi mi asılır böyle? Şöyle bir şey oldu. Biz normalde dün gelecektik fakat uçağı kaçırdık. Hayatımızda ilk defa uçak kaçırdık. Storylerden takip edenler görmüşlerdir. Burak'la Yunus bir gün önceden geldiler normal çekim planında. Uçağı kaçırmadıkları için gezmişler, tozmuşlar. Arabayı kiralamışlar. Şimdi ben kullanacağım. Bakalım ne olacak? Soldan direksiyon muydu? Neydi? Sağdan. Sağdan direksiyon. Bakalım nasıl olacak? Neden program sınar gibi anlatıyorsun? Şimdi beni moda soktun çünkü kadın. Güzel kadın. Ne yemeye gidiyoruz? Tabii ki de hellimli bir şeyler. Öyle mi? Herhalde aşkım kahvaltıya gidiyorsun. Karnım aç aç. Arabanın plakası niye kırmızı abi? Ha kiralık diye mi? Ha dur şey o. Ne? Alışkanlık oldu. Benim için daha garip çünkü araba kullanma bölümünde oturuyorum ama kullanmıyorum. Ay çok acayip. Ay dur sakin ol çok be. Merhaba. Ay, çok acayip geldi bir dakika dur. Hızlı gidenler sağdan mı gidiyor? Sen soldan yavaş yavaş git. Tamam ben alıştım soldan gidiyorum. Ne zaman alıştın oğlum? Şimdi bindin daha ya. Sağdan arabaların gelmesi beni çok rahatsız ediyor. Öğrenci şehri gibi birazcık. Öğrencilere yönelik çok şey var. Bir de Kıbrıs misafirperverliği diye bir şey var. Yani Türk misafirperverliği zaten vardı da Kıbrıs Türklerinin daha farklı bir misafirperverliği var. Ne yapmam lazım? Yol mu vermem lazım? Hayır. Ha evet. Bir dakika dayı dur. Neye yol veriyorsun ki? Soldan giden ama sen yavaş giden kişiydin. Yok o değil. Benim kafam karışıyor. Dur şimdi dur. Ne oluyor oğlum? Herkes beni geçiyor, solluyor. Sağlıyor. Evet, sağlıyorlar. Sağlık olsun arkadaşlar. Çok acayip yemekler yiyeceğiz. Ben Kıbrıs gezi videosu diye başlatmıştım. Araştırırken abuk subuk bir sürü değişik yemek buldum. Hepsinin tadına bakmak istiyorum. Ceyda'cığım şanslısın. Et yemekleriyle sebze yemekleri eşdeğer. Bravo be canım Kıbrıs. Aynı zamanda Ayşeba da. Ayşeba teyzemiz, Ayşeba ninemiz. Ayşeba bize yemek yapacak. Ayşeba. Beraber mi yapacağız yoksa? Oteli de bize buranın YouTube kanalı var. Neydi olacağı. Bizi misafir olarak ağırlıyorlar. Onlar ayarlamışlar. Sağ olsunlar. Ben şimdi sağa döneceğim. Ne oluyor lan? Dur ya. Bak yol verdi herkes bana. Oğlum terste miyiz? Bir dakika terste miyim? Hayır devam. Burası yol. Tamam hayır. Herkes sağlı sollu girişmiş yol. Onları satayım. Abi ödüm koptu ya. Yemin ederim vurdular sandım. Vurdular bize sandım daha. Geleli 25 dakika oldu. Sola mı çok yakınız? Aşkım sağa yaklaşırsam adamlara çarparım. Çok yakınız. Sen alışık olmadığın için. Arkamızda bir araç var o beni geldi. Kıbrıs istihbaratı bizi takip ediyor. İstihbarat. Burada ağaç satılıyor Fırat. Yanlış mı geldim lan ben? Bayağı peyzaj dükkanı burası. Meyve ağacı var baksana. Şey mi acaba hani doğallığın dibi dalından sofraya. Her şey çok güzel. İnternette dükkanların işlenme kısmı çok zayıf kalmış burada. Bayağı zorlandım yani şu an gittiğimiz her yerde inşallah vardır statüsüyle gidiyoruz. Daha yere şey alsaydınız da sürünerek inseydik. Ben biraz ağrıyor. Burada kahvaltı olmayabilir yani sanki bana öyle geldi. Oğlum çok yakında hizmet açılacak diyor. Çok yakında yazıyor. Adamların kafasında bir program yani. 9 dakika mı? Yakında burada da olsa güzel olur şeklinde bir uygulama yapmışlar. Fikir. Tamam yapacak bir şey yok. Gerçekten burası botanik bahçesi çıktı abi. Gül 350 liraymış. Leyli gül. Ben anlamıyorum ki. Garip bir şey ya. Öbürüne gideriz sorun yok. Azıcık daha dayan. Öbürlerinde 30 dakika daha var. Ay. Ben kullanayım isterseniz. Hani 20 yıldır araba kullanmıyorum. İlk defa burada sağ tarafta kullansam ya. Lan arabamı düz çektik ya. Gördünüz ya ne güzel kullandığımı. Adam gitmiş orada kahvaltı etmiş. Buranın Google yorumlarına fotoğrafları koymuş. Orada dediğin 25 dakika var oğlum arada. He işte. Arkadaşlar araba geliyor. Bir dakika ben buradan düz gidecektim salak gibi. Salak gibi düz gidecektim buradan. Adam bana vuracaktı. Biz anladık onu öyle yapacağını zaten Fırat. Arıyorsun. Adam diyor ki biz tatlıyı kapattık, sushici olduk. Google'da değiştirin artık yani. TripAdvisor'u değiştirin yani. Ama işte buraya da gelen gezmeye gelmiyor ya. Buraya gelenin amacı farklı biliyor musun? Amacı farklı ha.
Tatile gelinecek yerdir mesela. Evet, eskiden ucuzdu ama şimdi nasıldır bilmiyorum. Film çekerken geldiğimizde gayet deniz güzel. Denizi çok güzeldi. Havası ama var ya inanılmaz sıcak. Çok. Adana gibi. Nereye gidiyoruz? Osman Aga mıydı neydi lan? Emirhan Ağa. Emir Ağa. Emirgen Başı. Ellim Paşa. Ellim Paşa. Ellimoğulları kahvaltı salonunda olacağız. Hadi bakalım. Öz Ellimoğlu. Al bu da sana hediyem olsun. Mikrofonum şey... Aa! Ceyda sakin ol karıcığım ya. Yolda gitmiyoruz şu anda. Oo, sen mi kullandın abla? Çok yoruldum ya. 2,5 gündür falan bir şey yemiyoruz bu arada. Evet abi, sırf bugün için. Uçağı kaçırdığımız için zaten kendine o gün yiyemedik. Bir olmadı yani yemek işi. Ama benim biraz fitliğimi konuşabilir miyiz? Kıbrıs'a beraber hazırlanıyoruz. Outfit check. Şunu yapana düşersin bu arada. Ya ne kadar güzel bir yol ya. Çok beğendim. Evler çok güzel Kıbrıs'ta. Daha önce size her zaman ne demiştim? En iyi yeri bulurum, giderim orada yerim. Ama şimdi öyle bir şansım olmadı. Çünkü en iyi yerle ilgili blog yazıları pek yok Kıbrıs'la ilgili. Kendim bakıp atmosferi güzel, bahçenin içerisinde çiçek satılan bir yerde kahvaltı etmek. Değişik bir atmosfer, değişik bir kazanç. Kazanç. O pekmezlik kek fena değil buranın o. Muhallebili jelly. Bu da masaya muhallebili jelly. Sade isterseniz sade jelly. Muhallebili isterseniz muhallebili jelly. Muhallebili Celi'ye sunacak ve anlasınlar onu. Anlamalarına gerek yok. Celi sarı değil. Ben Muhallebili Celi'yim. Heyecanlı mıyım? Onu biz bilemeyeceğiz. O senin içinde yaşadığın bir şey. Ben yemek yiyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Yeni tatlar, ağzım reseptörleri, yeni şeyleri denedim. Çok hoşuma gidiyor. Gidiyor. Ellim börek. Bal. Çok güzel. Çiğ böreğe benziyor. Bu ne abi? Bu da mı geldi? Bu ne? Çek göster bari, yoksa Ceyda kasaba hepsini yiyecek. Ya Ceyda'cığım, böyle çekmiyorduk bu içerikleri ama aşkım. Bugün böyle oldu, aslında üzülüyorum. Usta bize hellimli şifa yapmış. Bakalım bu neydi? Hellim böreği deniyoruz. Çok güzel. Ceyda'nın yorumlarını kendine sakla çünkü sen camlara karşı yemedin. Bak şimdi bakıyoruz. Arkadaşlar yemedim, midem bozuldu. Yapar mıyım böyle bir şey yoksa? Bu çiğ börek bu arada, hellim yok mu? İçinde hellim yok ki. Bu hellimli. Ne oluyor ya? Yiyorsun. Çok güzel. Şöyle kıtır kıtır bir şey. Cips gibi düşünün yani bunu. Çiğ böreğe benziyor tadı. Onun cips gibi karesi. Bu hellimli gözleme. Ama çok güzel. Benim bildiğim hellim aşırı tuzlu olur. Bunlar öyle değil. Çok yenilebilir bir tat bu. Bakayım ballı deneyim. O bal. Kime bu bal? Buna. Kim karar veriyor bunu böyle yiyemeyeceğime? Kıbrıslılar. Hellimin sahipleri. Gözleme gerçekten güzelmiş bu arada. Hellim kızartmasına bakacağız şimdi. Kurallara çok bağlısınız, gerek yok. Çok güzel. Tuzsuz mu? Sen ne düşünüyorsun? Verir sana da şimdi. Sen de hellimi tuzlu bilirsin değil mi? Evet, gıcır gıcır olur. Gıcır gıcır. Evet. Yine güzel dedi. Söyleyebilirim yani, insan buraya geldi mi her kahvaltıda şunu ister ama bak. Hellim kızartmasını ister. Yunus'un hellimine de çöktün yarısına. Arada kaynattın. Bakacağız. Ama Ceyda şey yaptı. Ne yaptı? Tırmaladı. Bıçakladı aşağıdan kedi. Yani çok korktum. Ben kedilerden korkuyorum. Aşkım sen köpeklerden de korkuyorsun. Ya ben hayvanlar ters hareketleri olabiliyor. Dikkat etmek lazım. Bak mesela sakıncalı hareketleri var. Şu aşkım, an ne yapıyor? Oraya çıkmak doğru olmaz sanki. Bunun içinde hellim varmış ama çok az miktarda. Hellimden bahsedilmiş buna. Ya bu hellimleri yaparlarken bunu da yanına koymuşlar. Hellim kolumu bağladı bu kolumu. Hadi öpüşelim, mesajını geçelim lütfen. Tavuk mu köpek mi bu lan? Bir de bana laf ettiniz orada, bakayım. Bu da bize dalacak gibi hissediyorum. Çok fena bakıyor canım, çok bak. Anar mı? Ben biliyordum dalacağını. Ben köpekten anlarım, dalar. Tamam artık arkadaşlar, Kıbrıs evine gideriz. Orada çekinme bakarız. Çekinme miyiz lan? Onu söylesene de geğiriyor meğeriyor. Onları çektik ki biz zaten geğirdiğini. Neden ya? Abi bak şimdi burada yol mu var? Asker abimiz bekliyor kapıda. Asker de şokta. Bunlar ne der? Yollar inanılmaz garip burada ya. Ha böyle gösteriyor, gidiyorsun geri dönüyor. Panik şey olmasın dedim. Kayıt alıyoruz falan, askeriye kaydediyormuşuz gibi görünmesin diye bir selam vereyim dedim. Savaşçıdan tanıdılar seni zaten hemen. Öyle mi?
Allah. Kaç dakikalık yolumuz var? Çok kısa, 8 dakika. Burası İnşallah neci? Yollar kapalı değilse. Burası Kıbrıs evine gider. Ya çok tatlı konuşmalar. Çok acayip. Ne diyordum ben? Girne. Girne yavrum buraya yanlış. Kıbrıs evi yöresel yemeklerin yapıldığı mekanlarımızdan birisi. Ama ben çok merak ediyorum Ayşe Bay'ı. Çok ha, tatlı evet, ya. Acayip tatlı ya. Eminim karşınıza çıkmıştır. İsim tanıyor. Ya Instagram'da çıkmıştır ya şeyde çıkmıştır. Bir şekilde biliyorsunuzdur. İzlemediğini düşünen de izlemiştir yani. İzlemeyen de izlesin. Baba Rocks, Baba Works, Baba Kral. Arabasında yazıyor yanındakini. Köpek mi kullanıyor arabayı? Solda duruyor ya köpek. Oğlum köpek kullanıyor zannettim ki arabayı. Omzuna gelmiş koltuk anladın mı? Koltuk böyle bakıyordu. Ay sokaklar çok güzel ya yürümek. Daha önce geldim bu kadar gezmemiştim. Beni bir sokakta şöyle. Şu an burada şey havası var böyle denize girme. Evet. Bak şuradan ama sahil Eylül, falan. Ama Eylül, Ekim, Kasım çok güzeldir Kıbrıs. Ama Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak harikadır Kıbrıs. Açık değil mi? Yok. Değil ya, mi? Ne zaman açılacak? Bakın saat 10.30 daha açılmamış. Kıbrıs Kalesi'ne bakalım bir gelin ya. Şu binaları bir çeker misin? Bu binalar neden orada var? İşletme zekam devreye girdi. Bunların hepsi çok güzel kafe olur sevgili Kıbrıs hükümeti. Efendim? Ha, tamam canım. Girne Belediye Başkanı arıyor. Evet evet şeyleri söylemiştim ya. Şu baştaki binalar, oralar en azından oturulacak bir yerler olabilir. Bilmiyorum birileri mi yaşıyor, hepsi kapalı ama. He tamam. Gene fikrim olursa ben size ileteceğim. Tamam. Az önce söyledi. Bunların içi yaptırılıyormuş şu anda. İnandı aşkım. Ya. Yavaş yavaş. Yunus nakitin var mı ya? Hayır abi. Nakit parasız gezilir mi? Sene 2024 kartsız. Sene 2023 daha. Bana doğum gününde ne alacaksın? Hadi bu sefer gerçekten birbirimize güzel şeyler alalım. He? Yılbaşında ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Yılbaşında çok güzel bir plan yaptık. Çok samimi, çok tatlı bir yılbaşı videosu yapacağız. Hadi camların önüne söyle. Ne isteyeceğim ya ben Allah'tan daha. He tamam. O başka ama öbürü başka. Ben sana 3 tane şey söyleyeyim. Hangisini alacağını bilmediğim için aşırı derecede heyecanlı olayım. Para evimizden çıkacak. Evet doğru kendimi almışım gibi olacak belki ama sen aldığın için heyecanlı olacak. 1. PlayStation 5. 2. FPV drone. Tamam mı? Ama Yunus'a sen onu danış. 3. Oculus Quest'in yenisi. Oğlum ben cin miyim? Ben 3 tane dilekte bulundum şu an. Bunlardan 3'ünden birini bana alabilirsin aşkım. Şimdi sen 3 tane söyle. Henüz almadığım bir Lego. E tamam onu ben ama yılbaşında aynı şeyi yapamam. Ne istiyorsun diye sonra sizin tamam, peki, mi tamam, beğenmedi? Tamam peki tamam ben seçeceğim dostum evet. Funko'larımın eksikleri. Eksikleri derken 5 milyon tane. 100 tane. Başka bir şey gelmedi aklıma. Gözümü açabilir miyim? Onları kendim almak istemiyorum anladın mı? Tamam hani... anladım canım. İnsan sonuçta hediye paketi açmak keyifli bir şey yani. Öyle olsun. Ay sana krem sürelim yüzün pul pul pul. Benim egzamam var ya. Her biliyoruz aşkım 100 yıldır var ona. Hayır herkes sağ olsun. Geçen videoyu izledik egzaman olduğunu fark ettim. Herkes de cancık. Yani 2 yıldır bu surat kırmızı. Önerdiğiniz şeyler o kadar çetrefilli ki güvenemiyorum. Efendim yılan yozu öğüsü. Yılan öğüsü deyince bizim köydeki eve yılan geldi biliyor musunuz? Bayağı beraber. Ya ben dışarı attım meğer zehirliymiş. Böyle topladım ya o meğer tükürüyormuş. Engerek yılanı mıydı ya? He engerek. Ege engereği. Engerekli yılanlardan biri. Doğaya. Aşkım bence güzel bir şakaydı. Güzel gibiydi. Çok hoş. Çok seviyorum müze gezmeyi. En sevdiğim şey. O müze gezmeyeceğiz ama olsun. Kale gezmeyi. İçinde müze var abi. Yok. Taş Eserler Müzesi yazıyor. Bakayım. Kale kapısından girdim içeri. Papazlar oturmuş dört köşeli. Böyle her köşede beni bir çek kalesi. Şuraya bir girelim. Bizans kilisesiymiş. Ta Bizanslardan kalma. Abi girerim. İçeride fare varsa altıma ederim. Ceyda gel. Ceyda. Ceyda. Bu ne? Abi basma öyle şeyleri. Aa biz buradan geçtik. Oğlum burası ne? Ceyda. Beni korkutacak. Korktum çünkü beni korkutmanızın korkusunu yaşadım. Ya iki saat hazırlanmıştı. Biz orada çok güzel yere girdik. Sen niye girmedin? Seni burada korkutacağım diye bekliyorum. Aa bak burası güzelmiş, değişik. Bir dakika buradan nereye gidiliyor abi? Ciğerlerimi de tutar gördüm. Oradan taşlar düşmüş.
Yani çok bir şey ifade etmiyor tabii şu an. Biri anlatmayınca. Ama yine de bir bugüne kadar gittiğim yerlere göre değişik bir kullanım alanı şey var. Şey gibi değil mi? Böyle gizli geçitler varmış. Evet evet. Yani buradan mesela şöyle biri geçecek yani birazdan, anladınız mı? Ben rahip miyim? Ben neyim? Köşede oturmuş papazsın. Papaz niye oturuyor yerde ya? Ayakta durur, şey olmaz. Tamam peki. Sene geç askersin şöyle. Papaz nasıl durur? Çekiyorsunuz mu? Ben papaz nasıl durur bilmiyorum. Ha şöyle kollarını geçirin. Geliyorum 1-2-3. Yok lan bu Monk rahibi gibi oldu. Şuradan çıkamadım, çok yüksek bir ne, kafasını mı vurdu? Evet çok kötü vurdum, bir şey olur mu? Şey olur. Sen ciddi misin? Gel evet. Buraya. Otur, otur. Bir dakika, sesi çok geldi. Çok geldi. Gel bir şey buraya. Olur mu? Gel buraya. Ben ölmüş papazların ruhu değildi emin ederim. Çok mu acıdı aşkım? Acıdı. Bir tamam, şey olur mu? Şey yakından vurdum ama şuraya zaten. Zaten babam ne demişti sana? Hatırlamıyorum ne demişti. Böyle bir konuda... Bir şey olur mu ya? Bana olmaz, onu söyleyin. Olmaz. Babam arayalım mı? Yere düştüm oğlum, kafamı vurup. Şöyle bir ses geldi gerçekten. İçi bomboş gibi böyle bom. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Çok acıyor mu şu anda? Hiç acımıyor ama çok korktum ve sıcak tamam, sıcağına acımıyor olabilir. Yok hayır, acırdım. Öyle yani, mi? Başın zonklardı yani. Demek ki o kadar sert vurmadın. Bir bak bakayım. Nereye? Şu elinle vur. İyi misin? Aşkım bu taşın sertliğini mi ölçtürdün bana? Evet. Kafa gitti o zaman senin. Çok, çok kötü vurdum Fırat ya, bir şey olmuş olabilir mi? Bir şey olduysa zaten kusarsın. Ben uykun şimdi psikolojik gelir. Olarak kusarım. Uykum da var zaten, kaç saattir uyumadım. Hayır hayır, bir şey olmaz. Bence tamam. Hemen babanı ara, sormazsan ben bayılırım. Peki tamam, arayalım. Yemin ederim o tarihi kaza gerçekleşti. Bir dakika ya. Bir şey merak ettim. Nereyi vurdun mu hesaplamaya çalışıyorsun? Ya insanlar birbirlerine kafa atıyorlar, bir şey olmuyor. Karıcığım. Değil mi? Babamı soracağız, babam doktor. Aradığınız kişiye şöyle ulaşılamıyor. Annemi arayalım. Dur annemi arayalım. Burnum falan kanar mı? Efendim çocuğum. Anneciğim babamı alabilir miyim bir? Abdullah! Abdullah! Ama gel, beklemez ki çocuk seni ya. Beklerim beklerim. Yürüyüşsem anneye evin içinde. Evde mi yürüyor gene? Kafamı vurdum, çok dur, önemli. Dur dur, çok önemli anne. Çok önemli. Ne oldu? Baba Ceyda kafasını kilisenin taşına vurdu. Eski kilise ama. Bayağı sert vurdu. Kafasının tepesini. Bir şey olur mu? Şu an şişlik var mı? Bir şey var mı? Yok acımıyor. Yok ben beyin kanaması falan geçirmeyeyim diye korktum. Yok yok bir şey olmaz. Zaten şey yerinde bak, konuşma her şey yerinde. Hemen mi bozuldu? Ya zaten baba çok ses geldi ama canı acımıyor. Ama çok yüksek ses geldi. Güm diye böyle. Hiç şekilde yalnız vurmadığıyla anlaşılıyor. Dik vurmadı, dik vurmadın. Ya sonuçta canı acımıyor. Dokunduğu yer acıyor mu? Ama şu an sıcağı sıcağına da acımıyor olabilir. Biraz bekleyelim tamam mı? Tamam ararız ararız, merak etme tamam. Hadi bay bay. Tamam. Kafamı oynatıyorum farkında mısın? Arada babamın konuşması reçete gibi oluyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Evet peki bir şey söyleyeceğim. İnsanlar normal şartlarda zaten kafalarını vurmuyor mu hiç abi? Abicim her gün vuruyoruz ya bir yere biz. Oh! Şuraya vurdum ya. Şuradan fotoğrafını çeksek mi babana göndersek? Vuruş açımı falan. Şöyle bir gerçekleştirelim sahneyi, bir baksın. At anneme. Midem bulanıyor ama yani tamam, bence dur, korkudan. Şöyle yapalım. Tamam sıkıntı yok. Şuradan bir aydınlığa mı çıksak? Sıra kayıttan çık, izlet bakayım. Ceyda'cığım kaydı al, videoya al. Benim korktuğum yer. Ana nasıl düşmüş lan öyle? Çektin bunu mi? Anneme at. Anneme at. Bir şey olacak olsa biliyorsun ben senden daha çok evhamlanırım. Sen zaten evhamlandığın için kendine bütün semptomları yaşatabilen evet, bir insan olduğundan dolayı zaten. Klasiktir. Çıkalım lütfen hadi. 50 lira verdik, kafayı vurduk ya. Muazzam bir şey ya bu. Yani şu an sana gelse buraya beyin cerrahı dese ki hiçbir şeyiniz yok. Gene sen emin olmayacağın için. Yok ona emin olurum. Normal düz işte. Çarpıntım var ayı gibi, korkudan mı acaba? Kalbine nasıl vuracak bu konu aşkım? Ama bir gün boyunca uyumayın, sonradan da çıkabilir derler. Gelin şu kafeye oturalım ve Ceyda'nın önce başını halledelim. Eczacıya falan sorsam anlamaz mı? Eczacıya mı? Sen istiyorsun ki bütün tetkikler yapılsın. MR'a girmek istiyorsun şu anda. Yo, derimde hiçbir şey yok. Yok, kızarıklık da yok baba. Baba hiç korkma, o zaman korkma. Vurduğun yeri bastırınca acımıyor mu? Hayır. Yok tamam. Yok, panik olma, panik olma. Uyuşma falan gibi bir şey olur mu? Muazzam bir dengem var. Herhalde bir şey olmamıştı. Bir saat geçti mi üzerine? Yok, yarım saat geçmiştir ama. Tamam, bir şey yok herhalde yarım saatte. Ya şu haline bak, bir şey varmış gibi duruyor mu? Ben de senin gibi olduğum için aşkım, biliyorum. Aşkım sen şu an eminim hastanedeydin. Ben hastanedeydim. Sen benim gibi olma diye yapıyorum zaten. Kızım bu taraf daha şiş ya. Yemin ederim bu nasıl bir kafa yapısı? Bunu var ya, kazısak çok ilginç bir kafa çıkabilir buradan ya. Aa, batık gemi müzesiymiş Ceyda, koş. Dikkat et burnun kafana. Bırak, dokunma artık. Şöyle bir yere vurdum değil mi ben? Yok böyle bir yer değildi. Bu sivri, seninkisi düzdü aşkım. Yine Almanlar. Halat, şu halat, şu halat. Halat. Oha kadın deniz, duydunuz mu? Yukarı çıkarken kafanıza dikkat edin yoksa bum kafayı vurursunuz dedi. Demek ki kaç kişi vuruyor burada her gün? Dikkat et kadına bumla mı? O ne lan? Bunu burada unutmuşlar. Ne diyor? Please do not move. Touch or throw away yellow recorder. Neyin recorder'ı bu? İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepler yüzünden burada başım şey oldu.
Aha buraya vurdum işte kafamı. Evet kaldı. İşte onlar bak onlar buna vuruyorlar. Sen buna da vurmadın. Kapı kapalı. Nasıl geleceğiz abi? Bir dakika bakayım ben. Oha. Milattan önce 399 yılından Helenistik dönemden kalmaymış. O kadar Almancam yetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Bak istiyorsan ben de vurayım kafamı. Hayır. Korkmaz benim karım artık. Tamam bitti. Burası var buraya bir girelim sarnıç. Aman dikkat edin kafanıza. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Giriliyor mu Fırat? Girilmiyorsa niye kapısı açık olsun? Bok var burada. Çabuk gel. Ya çok saçma. Nereye saçma? Gel gel. Sen bok var ya bok var. Bok var bak. Bok. Ay kusacaktım. Açılmıştır diye düşünüyorum. Hadi hep beraber kız evine gidelim. Haydi. Bu kaç? 11. 2. Böyle 11 gibi de duruyor ama bakın. Bravo. Değil mi? Kafası fazla çalışıyor. Hadi gidelim. Kıbrıs evine geldik. Burası manzara içinde seçebileceğiniz bir yer. Çünkü bakın. Aslında burada çok güzel şeyler var. Mesela bak Margarina Bulli. Biz bunu gideceğiz. Margarina Bulli'cide yiyeceğiz. Bu meşhur mu burada Margarina Bulli? Her yerde Margarina Bulli, Margarina. Hiçbir yerde yok her yerde Margarina Bulli. Sallama şimdi aşkım. Aradığım şeyler olmayabilir burada. Mesela ben ne istiyorum? Küp kebabı istiyorum. Var. Yumurtalı ayretli. Ayretli yok. Zamanı değil ki ayretli. O zaman turşu gelecek sana. Yok yok turşu ben onları denememiştim de hiç onu merak etmiştim. Bir şey fark etmez. Bir de bir tane de piruhi al. O da mı kalmadı? Tamam bunların ikisini deneyelim bakalım. Tamam. Hiçbir şey kalmamış. Ben bunları yiyemeyecek miyim? Bir tane de yumurtalı patates alalım. Niye yiyorsun karıcığım sen ya? Sen böyle değildin. Hayat kısa. Canınız o zaman atla suya. Arkadaşlar bu benlik. Şimdi kimsenin gücüne gitmesin umarım lezzetlidir tahmin yeter, ederim ama. Yeter tamam anladık. Hep buraya böyle başladığı an diyor ki ben et sevmiyorum. Kemikli et yemiyorum. Et sevmiyorum bu birazcık değişik bir sulu falan. Çünkü gerdi. Kemikli memikli bu ne patates mi yoksa bu şey mi acaba? İşte, ney mi la patates işte. Değil patates değil bu. Bu ne biliyor musun patatese çok benzeyen bir sebze bu. Bu şey işte kokalas, kolakas, kabakas. Bakın. Kitalos. Patates bu. Ama normalde kolakas var. O ona benzemiyor. Şey kolakas. Bunu beğendim. Bunu çok beğendim. Neyini beğendin? Bakacağım. Suyunu çok güzel suyu. O suyun tadını boğazından bir al. Boğazından iki şifa geçsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ustam bize Kıbrıs şifası yapmış. Yemin ederim. Gerçekten değişik bir lezzeti var. Ben size patatesli şey tadına bakayım. Dur hayır. Bunun sunumundayız şu an. Bir dakika. Ben şimdi sana derisiz bölümünden bunu beğenmez Ceyda. Kuzu kokuyor çünkü. Bence bunun suyundan sevgili Kıbrıslılar, şefler çorba yapın. Kıbrıslı şefler oturdu hepsi bizim video izliyor. Fırat Bey suyundan çorba yapın dedi. Alo şefler gerçekten birliği. Ama. Bunun neden bu kadar övdüklerimle ilgili bir fikrim yok. Karıcığım belki patatesi çok iyi, belki yumurtası çok iyi buraların. Güzel yani ama bir değişikliği yok. Patatesi fazla, yumurtası az. Gerçekten yumurtalı patates. Şey bu, humus. Çok iyi humusla. Neden? Bayağı güzel. Gayet keyif alacağınız yemekler. Ben de tavsiye ederim. Yani şu özellikle çok güzel. Bunu ben tavsiye edemem. Yoğurdu da çok güzel. Bu bildiğimiz patatesli yumurta ama güzel. Siz bunları yiyin. Ben yemeyeceğim. Niye yemeyeceğim? Çünkü ben zayıflıyorum. Fenalık geçirmek yok. Ben kendimi bazı başka şeylere saklıyorum. Şeftali kebabı gibi. 690 lira tuttu. Mekanın yerine göre bakarsan Türkiye'de mekan daha pahalı güzel olabilir. Normalde böyle deniz kenarı oldu mu fiyatları evet, böyle. Evet genelde birazcık yükseliş. Bir tekme atıyorlar anlatabiliyor muyum? Eskiye göre pahalı. Artık yeniye göre karşılaştırma yapınca her yer öyle oldu. Şimdi yeni yerimize gidiyoruz. En önemli yerlerden birisi. Şeftali kebabı. Bunu duymayan yoktur. Şeftali kebap. Yeni selam. Kebap kebap. Öyle yapma. Burada ben git burada git. Git. Hani çaktırmadan böyle git. Şey yapıyorum ben. Git. Git. Biz bir şeftali kebabı alalım. Bir tane. Bir tane de Kıbrıs tatlısı. En az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Canlar zili bildirimi açmıştır yani zildirimi. Bildirim geldiği an buradalardır. Ama bir de cancıklar vardır. Geliyor videoları izliyor, hoşuna gidiyor, eğleniyor, keyif alıyor, yemeğini yerken hafta sonu eğlencesi yapıyor. Asla abone olmuyor. Yani parmağını şuraya getirip bir tıklayayım yok. Canlar şeftali kebabının şeftalisiz olup aslında Şef Ali'nin yaptığını bilenlerdir. Cancıklarsa, bunun içinde olsa şeftali yok diyenlerdir efendim. Ben cancık oldum. Yediği yemeği yanlış anlayanlardır efendim. Şu an bizi patates etti ya bak nasıl mutlu. Dur anlatayım kız. Arabada kebap yapan bir abi varmış. Adı da Ali. Şef Ali. O bulmuş bunu. He. Şef Ali'nin kebabı Şef Ali, Şef Ali, şeftali diye dönmüş. Ne oldu kafayı unuttun? Oha şişmiş. Yemin et. Ya Fırat. Teşekkürler. Oha hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok değişik. Şu an görüntü köfte kebap. Ben bir porsiyon daha alayım bundan.
bu doğru bir tercihmiş. Ben nasıl yapıldığını biliyorum, söylemiyormuşum Ceyda'ya. Kebap yiyormuşum ama köfte miymiş gibi. Bir kere dışını yakıyorlar. Bu yaktıkları yer gömlek yağı. Gömlek yağını hayvanın üzerine giydiği 40 yıllık gömleğin yağı değil. Kötü bir şey değil gömlek yağı. Bir yağ çeşidi. Biraz ağır gelmişti. Bu çöle gibi değil. Tamam söylemedim. Ne kadar güzel geldi değil mi? Güzel, çok güzel. Şu ana kadar yediğim en değişik şey burada. Kıbrıslılar da burada yiyorlarmış. Bir iki yer daha öneriyorlar. Oralar da eminim güzeldir. Ama harbiden iyi yani. Şeftali Usta'ya selamlar. Ay. Şeftali Usta. Şef Ali Şef. İnşallah doğru söylüyordur, gömlek yağı vardır. Porsiyon ufak yani 4 tane bence ufak. Yemiyorsun herhalde. Şimdi başka bir yerde daha deneyesim geldi şu. Kafamı nasıl vurdum ya? Ya Ceyda yeter ya. Sadece genel olarak şunu söyleyebilirim. Ben porsiyonları biraz ufak buldum. Yani bu tatlı da ufak yani. Çok çok hafif bir tatlı bu. Peynir, tatlı peyniri değil. Ya belki de bu böyle zevke hitap eden herkesin damaklığı da benimkine hitap eden. Buralarda böyledir belki de. Ben de beğenmedim ama ben tatlı da sevmem. Ye bakalım. Bak damak tadı falan. Damak tadı işte. Biz beğenmedik adam. Sen güzel diyor. Sen peyniri sevmiyorsun bir de. Güzel derken bir de böyle yaptı. Güzel. Bir dakika ya. Sen bir dakika ya, o kadar sevdin. Vay canına. Değişik yani. O zaman hadi devam edelim. Şöyle çevireceğim, tamam mı? 310 liraymış. 4 tane az geldi bana, daha fazla isterdim. Çok beğendim. Bununla doymak isterim. Tadı iyi, tadı güzel. Magarena bulli nasıl olacak? Aa, ambulans geçti. Keşke sorsaydım kafamı. İyi. Kafamı. Magarena bulli. Gidiyoruz magarena bulli. Hanımefendi, yani... Aşık mısın mı dedi? Güzel. Aşığım. Kadın arabanın üzerine kırdı, evet, gördün mü? Evet, bu arada gördüm de. Aşık mısın diyor. Telefona baktığı için, evet. Arabanın önünden gidiyordu böyle. Arabaya dönmüş. Eline telefonla arabaya döndü. Aşık mısın diyor. Nasıl belli oldu? Aa, arabanın rengi güzel. Kız! Pembe kuşa mor. Ara seni. Siklemen. Siklemen mi? Siklemen pembesi ya. Böyle bir renk arkadaşlar, yok. Arkadaşlar, rengin adı bu. Ben ne yapabilirim ki? Evet, çocukların yanında böyle renklerden bahsetme. Göt pembesi de geç işte. Tamam hadi. Neyse biz masamızı bulalım arkadaşlar, açalım. Mekan zaten elektrik olmak gerekiyor. Okunmuyor yani. Solmuş güneşten mekanın adı hiç görünmüyor. Ama buldun demek neymiş? Arayan buluyormuş. Bu sefer doyurucu. Ya, az önce yaptılar resmen. Şu an buhara bak. Peynirli makarna değil mi? Bence bu kültür olduğu için bunun bir, evet, adı ve şeyi var. Bence bu buraya gelen karnı acıkmış bir insan. Gel bunu yer, vitaminini şeyini alır, yürür gider. Hani evde yaptığın peynirli makarna var mı diyor. Oh. Bakalım makarna, tavuk artık şeyin adı. Yemin ederim köy tavuğu. Derisinin tadına bakma. Derisini ben böyle hiç sevmem de. Aç ağzını. Aç aç aç. Organik. İlginç şekilde iyi bir tavuk. Humus abi her yerde çok iyi. Güzel gerçekten. Kıbrıs çocuklarının en sevdiği yemek bu olabilir. Olabilir, evet. Şimdi Kıbrıslılar yorumlara yazsın. Neyi seviyorsunuz? Bunu seviyorduk. Aa, aslında bilmem ne çok iyiydi. Aa, burayı çok güzel bulmuşsunuz. O benim hoşuma gidiyor. 190 lira tuttu. O bu arada bir menü. Öyleymiş. Makarna, tavuk var. Tatlılar var. Yanında patates salatası, humus var. Şey gibi yani, biz buralarda hızlıdan bunu yeriz. Bizim kuru fasulye pilav mantığı aslında. Artık bir otele gidelim. Çünkü saat 3.30'da biz uyandığımız için. Yarına ben daha ağırlık verdim. Mohalina diye bir şey yiyeceğiz. Buranın kendine özgü bir yemeği. Herkes bakıyorum, mekanlara girdiğimizde onlardan yiyoruz. Sen fark etmedin. Yo. Çok merak ediyorum. Sabah oldu tabii ki de ve başımıza geleni anlatmak istiyorum. Ceyda beni uyandırdı. Fırat kalk, bundan kalkmıyor dedi. Yunus'la Burak da yanında kalıyorlar. Kahvaltıya gideceğiz. Ben dedim ki odayı çekeceğiz. Kahvaltıya gitmeden önce saat kaç oldu dedim. Neyse dedim, hadi gel biz kahvaltıya gidelim. Bindik. Şuradan indik. Pardon, bindik. Bindik diyorum ya. Şuradan indik, yukarı çıktık kahvaltıya. Ceyda dedi ki kahvaltı 9'da açılıyormuş dedi. Geri indik. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Sonra fark ettim ki Ceyda'nın saati İstanbul saatine göre. Millet 6'da kaldırmaya çalışmış. Bir de arıyor, diyor ki hadi abi neredesiniz? Odayı çekeceğiz. Niye uyanmadınız hala? Açlıktan midemin içinde bıçaklar dönüyor böyle. Çok acıktım çünkü. Şimdi biz demiştik ya Ayşe Bey'le video çekeceğiz diye. Ayşe Bey'in bulunduğu kanal neydi olacağı kanalı? Onlar da Kıbrıs'ın yani, YouTube kanalı. Bizi ağırlamak istediler. Dediler ki abi otelinizi biz ayarlayalım. Sizi misafir edelim. Hiç daha önce böyle bir otelde kalmamıştık. Sağ bu olsunlar, videolar içerisinde ederiz. Değil mi? Yani çünkü biraz lüks biraz bir yer şey burası. Yani şöyle sunmak istiyorum oteli adeta. Yani o kadar lüks ki. Raffet, Raffet, Raffet Fulu. Otelin adı Maldives Home Kıbrıs. Harbiden Maldivler gibi otel yapmışlar oğlum. Buraya oturup sallanır mı gelince? Ne? Çok güzel ama abi. Tam fotoğraflık ev konseptini yapmışlar. Yani işte salonu var, mutfağı var. Peyzajı çok güzel olmuş. Şurada tuvalet var.
Sabah tuvalete girdim. Fırat kalktı. Ceydan neredesin? Neredesin? Tuvaletteyim diyorum. Nasıl olabilir? Ben tuvaletteyim diyor. Burayı görmemiş. Görmedim. Korktum. Burada bir tane yatak odası var. Ceydan'ın eşofmanları var Allah. Burada. Şuraya dizimi vurdu. Ceyda Sakarbalı. Güzel bir otelmiş. Çok teşekkür ederiz vallahi. Sağ ol. Şimdi kahvaltı yapalım. Kahvaltıdan sonra da Ayşe Bay'a gidelim. Hadi devam edelim. Bu aceleci hadi devam edelim. Hadi artık patladık. Tamam hadi gidelim. Hadi. Köye geldik. Ev adresi neresi dedik. Köyde kime sorsanız gösterirler dedi. Amca merhaba. Ayşe Banu'nun ev ne tarafta? Ayşe Banu. Bir vefat etti bir var vardı. Ona Ayşe Banu derlerdi. Ha yok. Yok. Böyle videolar falan çekiyor ya internete. Böyle beni düşündürdü ya. Tamam o zaman. Tamam buluruz biz. Çok tatlı yerim. Bir sürü Ayşe Banu varmış. Biz şu an yanlış taraftayız gibi düşünüyorum. Ha evet yanlış taraftayız doğru. Yol yok. Var. Yok. Abi bir şey altına aldım. Aldım mı? Çıktı bir şey altından. Duydum. Neymiş? Dün tamponu bıraktın abi. Ne? Saçmalama. Ben tampon bıraksam hissederim onu. Daha önce tampon bırakmışlığımız var yani. Bakacağız. Niye beraber bakacağız dedim de gülüyorsunuz bu kadar. Komik çünkü. Hikaye komik yani. Bakacağız, göreceğiz. Çek bunu da çek. Duba yok. Geldik Ayşe Banu'nun yanındayız. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Banu. Çok hızlı başladık Ayşe Banu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Nur böreği yapıyoruz. Nur böreği. Nur. Nur. Bu vanilyadır. Nur, lor zaten. Bakayım tadına. Ha bak. Ha, lor bu. Nur, taze nane koruk içine. Şeker koyacağız. Bu tatlı o zaman. Tatlı olacak bu. Bu Kıbrıs yemeğidir. He tamam. En iyisini senden mi yiyeceğiz? Kıbrıs'ta bayağı bir şey denedik. Ama aslında Kıbrıs'ta en güzel yemeği evde yersiniz diyorlar zaten. Bunu evde yapın ha. Ben de yapıyormuş gibi tuttum. Fırat da yemek yapıyor güzel Ayşe Baba. Kim? Fırat. Ben. Çalacak sanatı mı şimdi? He? Çalacağın sanatı mı diyor? Çalamaz ya. Evet biraz öyle zaten herkes bu yüzden izliyor. Ha çalacaksın alacaksın mı demek? Öğreneceksin. Öğreneceğim tamam. İzle. Bu oldu şimdi. Burada hayat nasıl gidiyor? Neden ya? Çok güzel işte bahçem var arkada kocaman. Sarvan insan ister. Doğru. Büyük şehre mi taşımak istiyorsun? Yok. Dedim gideyim elimi yıkayayım. He tamam. Tamam olur. Biz de o sırada şekeri kaldıralım. Çok büyük bir iş yapmışım gibi o sırada şekeri kaldırıyorum. En çok hangi yemeğini seviyorlar Ayşe Baba? Benim yemeklerim hepsinden tamamdır. Fırına patates koyup makarna yaparak yahneli. Yahnili mi? Muhali ne? Muluhiye. Pardon. Muluhiye. Muluhiye, ha. Onu bugün deneyeceğim. Yahnili makarna. Ne zaman? Bugün. Ben Allah'ın sevdiği kulu muyum diyeyim. Demedin mi? Ne zaman yaptın onu? Ben sabah çöz kalktım yaptım onu. Vallahi mi? Şey yok. Seviyor musun videolarda olmayı? Severim. Ha iyi. Demin köyde bir adama sorduk işte hani Ayşe Banu'nun evi nerede diye. Ne iş yapıyor dedi. Biz de videolarda dedik. Öyle bir marifet yok onun dedi. Tanımıyorum dedi. Ben şu yahniyi merak ediyorum. Şu an nasıl benim için? Oh, ne oldu? Işte. İngilizce lanet mi okuduk az önce? Ya benim, öyle geldi kulağıma. Oh my god Ayşe. Ha oh my god Ayşe. Tamam doğru anlamışım. Senin İngilizce aksanın çok iyi ama. İngiltere'de yaşadın galiba sen değil mi? Ne? Nur'u yerleştirecek böyle. Hmm. Tamam. Anam. Korkma. Çok korkuyorum aradan. Kenan bu milmioniyi hallet. Neyi halledelim? O arıyı halletsin. Kenan amca da eşi. Kenan amca arıyı sinirlendirecek galiba. Sence halletmesem mi acaba? Kenan amca yok ya. Kenan amca bir şey diyeceğim daha. Pek hallediyor gibi değiliz ama. Şu an sinirlendiriyor gibiyiz. Gitti de hakikaten gitti. Nasıl gitti ya? Hesabını sormaya geri gelecek gibi duruyor. Yapar. Öyle aldım. Hı-hı. Kolaylaştırdım bak. Nasıl? Oldu. Yapan. Yaparım. Kaç yıldır evlisiniz? 72 bitti 73. 73. Yıl mı? Ben 73'te evlendiniz sandım. Aa mükemmel bir şey darısı başıma. Amin ben de aynı şeyi söyledim gelince vallahi. Orada burada sahada ilişki sırları alıp duruyorsunuz. Alın gerçek ilişki sırrını alıyorum. Nasıl sürdü bu 73 yıl? Birbirimizi dinerek hani bir çekişmemiz olsa bile 5 dakika 10 dakika sonra geçer.
Gene aynı doğru şekilde giderik. Kenan amca da 94 yaşına basmış 98. Maşallah. 98 mi? Kaç yaşındasın Ayşe abla? Bir tahmin et bakalım. 81. 80. 88. Ben bildim az önce. Ama duydum zaten. Çünkü. Yılbaşında ne yapacaksın? Yakacak sobayı. İhtiyarımla yapacak yemeğimizi. Çok güzel. İhtiyar değilim ben. İhtiyar değilsin tabii canım, doğru. Yok. İhtiyar dersen seni artık hiçe sayarlar. Off we go. Look at this, chop chop. Benim gibi İngilizce. Senin gibi mi? Bu mu yani? Yani. Hmm. Aa, çok güzel koktu. Bunu makarnaya mı dökeceksiniz? Nasıl olacak? O çok merak ediyorum. Yardım edelim. Vereyim mi? Ben yardım edeyim sana. Yok. Kafanı vurmayasın ha. Ben bir kafamı vurdum dün. Fırat heyecanlanınca böyle duruyor bakın. Ama sende bir garip duruyor. Bende normal duruyor da. Çünkü çarpık bacaklarım. Bu tam böyle yani evde yapmak şey ya. Hızlı da. Hızlı da mı? Hamuru açtı, kaç saat sürdü kim bilir. Ya yani hamuru hazır alacaksın ekmekçiden. Bir tane yiyeyim mi? Ye. Bir tane ye. Ye, afiyet olsun. Bir yeme, iki ye. Üç ye. Bu ne ya? Tatlı gibi, tuzlu gibi, harika. Fırat burayı görmesin sakın. Utku videoda sanki burası yaşanmamış gibi koy. Görüşünü mü vereyim, bunu mu vereyim? Al. Fırat geldiğinde hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Tamam mı? Hiç yemedim. Kenan amcayla muhabbet ettik de 6 kere Londra'ya gidip gelmiş arabayla. Arabayla? Hı hı. Çok merak, çok merak ediyorum ben de. Ben Yahni'yi merak ediyorum daha çok. Yeşilköy'de var. Hı. Bir fırın kebabı yapar. Yem de parmaklarını da yani. Ayşe bunun önerisiyle fırın kebabı yemeye gidiyorum. İşin piri önerdi yani. Tabii. Bir tane tadına bakayım. Bak bak, bir, iki, üçe. Mükemmel bir kebap. Ne yapıyorsun? Ayşe bana dedi ki o kadar çalıştım, bir tanesinin tadına bak. O kadar güzel ki şekeri. Çok güzel bir şeymiş bu ya. Ben de çok merak ettim. Bundan çok yenir ama. Çok iyi değil mi? Oh yani. Üf yani. Yediğim en güzel şeylerden biri çıktı. Hakikaten bu arada gerçekten söyleyeyim canlar. Nezaketen değil yani. Nezaketen de söylerdim de. Bunu gerçekten söylüyorum. Bunun pek bir nezaket olayı yok yani. Çok lezzetli gerçekten. Beklemiyordum böyle bir tat. Olay hakikaten yani de çok güzel. Yani. Yani tabii ki. Ayşe abla, buna tarçın var mı? Tarçın da var, karanfil de var. Karanfil, heh, karanfil. Düşündüğümden daha iyi çıktı. Aa, çok güzel. Ben şu tatlıdan bir tane daha alabilir miyim? Ben çok yiyemedim çünkü. Şimdi biz senin etçiye gidiyoruz, kebapçıya. Ha. Açık mıymış? Açık değil. Ne? Ha? Açık değil. Aramadık. Ha aramadık. Ha tamam. Açık inşallah açıktır. Şok oldum ya. Makarnayı bitirecek seni. Tabakta yemek kalmayacak. Tamam. Onu bitirirsem zaten videoyu bitirmem lazım. Daha var evde. Daha sonra yiyeceğim hiçbir şey yiyemem yani, öyle düşün. Hadi kapat. Yiyin. Hadi siz de yiyin. Programda geç kalmayalım. Öbür yere gidelim. Şimdi evet, geldik Ayşe bana. Ben şöyle şuradan gördüm sen çekerken. Efsane bir şey. Evet. Bu arada yemeden önce sizi bir yere götüreceğim. Hadi bakalım. Entegrasyon adam değişik bir şekilde sizi buraya getirdi. Nereye? Bum, salona. Bum. Bum diye geldik ya. Hayır, ben oradan bağlamayacaktım. Sen kafayı vurdun ya. Bum diye ses çıktı. Ya nasıl bum diye vurdum kafama? Ceyda kafasını vurduktan sonra biz çok eğlendik niyeyse. Siz de çok eğlendiniz. O yüzden eğlencemize Argi'de Bum Bum'la devam edelim dedik sponsorumuzla. Biz şu an başka bir video çekiyoruz bu arada, düşünün. Öyle bir spoiler vermek isterim ki size. Şu anda bahçede uyuyan 4 tane yavru köpek var. Ve şurayı çeker misin? Artık bir koltuğumuz yok. Başına ne geldi izlersiniz. Şunu niye yapıyoruz mesela? Ben bayağı böyle... Kızım zaten bunun burası dondurmalı diye tutulabilir bir şey ama sanki böyle onu tutmamız gerekiyormuş gibi yapıyoruz hep. Allah'tan kafama bir şey olmadı. Yani olsaydı da taşıyorum burada. Bütün video benimle dalga geçtiniz hepiniz. Hayır, şöyle yazanlar olmuştur. Abla sürekli korktum bir şey olacak diye. Olmadı kardeşim, bak buradayız işte. Aradan geçmiş yaklaşık olarak 2 hafta. Belki 3 hafta geçti. Zaten 100 kere telefonla konuştum döndüğümde de. Bir hafta sonra tekrar sorular sordum. Kafamı mum diye vurduktan sonra bir şey daha olmuş olabilir mi? 3 gün sonra tekrar belli bir etkisi gelebilir mi? Hep şunu merak etmişimdir. Bunun içindeki çikolatanın neden sadece çikolatası üretilmiyor? Mesela şunu düşün. Kornetin dibindeki o çikolatanın tadı hiçbir şeyde yok. İnanılmaz bir şey oluyor. Mesela şu kadarcık bir şey üretseler, şu kadar. Mesela bir paketin içinden 100 tane ondan çıksa mesela. 100 çok söyledim. 20 tane. Paketini açıyorsun, atıştırmalık gibi. Mantıksız değil. Kornetin dibindeki çikolataya ulaşmak için o dondurmayı çok hızlı yiyorum. Öyle bir sorunum var. Şunu yapmıştım var. Çocukken yapıyordum. Aşağıdan ısırıp. Evet, dibini yiyordum önce dayanamayıp. Sonra alttan akmasın diye sürekli... Fırat,
yapıyordum. Bunları biz de yapıyorduk aşkım, bir tek sen değil. Herkes yapıyordur. Yapmayan varsa adım... Ben yapmıyorum. Nasıl yani? Burada nasıl ya, dondurma bu ne biliyor musun bu? Bu her şey usulüne göre yapmış olan şey. Usul reisi ya. Usul Çankaya. 19 Ocak'ta bizim sinema filmi geliyor. Çok az kaldı. Ben çok heyecanlıyım ya. Kardeş takımı. Biz önden izleme şansına sahibiz gibi duruyor. Ama film tam... açıp beraber izleyelim mi? Yok ya, Galda hep beraber izleriz. Evet, hep diyelim değil mi? Ay çok heyecanlanmadan. Hep birlikte orada izleriz. Kuramıyorum lan, cümle bir şey yok. Keşke kardeş takım olsaydı isim. Tam benlik olmaz mıydı ya isim? Nasıl olsun kardeş? Biz dondurmamızı bitirmek üzereyiz. Sizi videoya geri gönderiyorum. Hadi bakalım. Hadi nereye gidiyorsunuz biliyor musunuz? Geldiğiniz yere. Gittik geldik oraya. Geliyor vallahi, geliyor. Hiç düşünmeden geliyor. Fırında patates çok severim. Oha çok patatese iyi. Bakın. Patates bu arada evet, neden böyle iyi? Nasıl patates sert? Sen var ya, baygınlık geçiririm güzelliğinden. Dışı sert, içi şey kabuğuyla pişmiş gibi duruyor. Bu usta var ya, bizi fırında ne yapmış? Fırında şifa pişiriyor. Şifayı bir hisset, hastalığın geçti bak. Nasıl ya? Ne? Şimdi peki size dürüstlükle soruyorum. En çok neyi merak ettiniz? Patatesi mi, eti mi? Eti. Dirtin. Patatesten yemeyeceksin, eti merak etsen Yunus Efendi. Sadece tuz atmak şart. Bir şey diyeyim mi? Yediğim en iyi şeylerden biri. Çok iyi abi vallahi, elinize sağlık. Mükemmel ötesi yani. Bu da tatlı katmerdir. He, bakayım çok severim ben. Çok güzel. Allah Allah ya. Dişlerim kırsa kemiğini de yiyeceğim yani. Kahvaltıda bunu var ya, size yemin ederim kafa atarak yerim, öyle güzel. Bu zamana kadar gittiğimiz bütün sokak lezzetleri içerisinde ilk üçe koyuyorum bunu. Aa çok güzel bir şeymiş bu. Allah İnşallah Allah gelir yersiniz. İnşallah sizin de bu yolunuz düşer yani, o kadar güzel. Yeşilköy Kadı Restoran. Bak bu kadar net tavsiye ediyorum yani size. Buna et sevmeyen adam patatese gömülsün. O kadar. Tabii. Bunu unutmayacağım. Yıllarca anlatacağım. Millete bunu diyeceğim. Kıbrıs diyecekler, böleceğim. Ooo patates. Yeşilköy. Yediniz mi abi? Fırın kebabı. Onu yemeniz lazım. Sürekli bunu söyleyeceğim. Devam ediyoruz. 1,5 saat yolumuz var. Lefkoşa'ya gidiyoruz. Lefkoşa'yı yiyoruz. Lefkoşa'yı yiyoruz. Lefkoşa'ya geldik. Yalnız hava berbat durumda. Yani şu anda akşam gibi berbat olsa da gündüz. Berbat derken akşam oldu. Saat 4.30. Türkiye'de 5.30. Hadi bakayım. Ne alakası var? Neyse burada 4.30 saat. Ama yağmur yağacak. Yağmadan mekanlarımızı çekiyoruz. Sonra Kapalımaraş'a gezeceğiz. Olmadı, yarın sabah gideriz. Aa, Kapalımaraş'a yarın gitmeden gezelim. Bakarız işte duruma göre. Haydi arkadaşlar. Allah Allah. Bir hanın içinde gibi hissediyorum. Bu videonun adını değiştirdim. Sokak lezzetleri değil de sokak lezzet arama. Lefkoşa çok güzel. Lefkoşa bir değişik çıktı gerçekten. Lefkoşa ha. Daha mesela turistik. Kıbrıs nasıl bir yer desene. Aynen. Ha, Girne mesela daha yeni. Burası daha eski, daha tatlı. Yok mu? Burada da yok muhaline. Arkadaşlar gel, şöyle devam edelim. Sokak muhaline aradık. Başlık değiştiriyorum. Şu an sokak muhaline aradık. Bari köftesini yiyelim. Muhalineyi yemeden döneceğiz, ben inanamıyorum. Muhalineyi yemeden dönemem. En azından onu yiyeyim ya. Kolay gelsin. Açık mısınız? Değil mi? Bitti mi? Alternatif mekanlarımız var. Hiç sakin olun. Şimdi ne oluyor yok ya? Yok ya, alternatif mekanım yok. Bakıyorum. Alternatif mekanımız yok. Saat 17.16 ha. Şimdi arkadaşlar, bu sefer dedim ki Burak'a, ben anlamam, ben araştırmadığım şeyi bilmem. Sen bak dedim, yöreselleri getir dedim. Burak inşallah brownie getirmez. Çünkü en son diyor ki burada, ama diyor brownie çok meşhur, brownie yiyelim diyor. Burak kanka, brownie ile biz ne alaka ya? O sırada Kıbrıs. Ne brownie'si kardeş? Efendim, ha buyurun başkanım. Lefkoşa Belediye Başkanı. Yiyemedik ya, kapanmış mekanlar. Yok canım, tabii güzel kapatsınlar. İnsanlar işine evine gitsinler, o ayrı da. Muhaline yiyemedik. Şeye geldik, Aysu'yuz kek. Aysu'nun tatlıları, kekleri. Orada yöresel tatlıları deneyeceğiz inşallah. Çok sağ olun, teşekkürler. Yunus'un da çok selamı var. Hani benim kendi hayal dünyama laf ediyorsunuz. Bunun hayal dünyası bambaşka. Hani gideyim mi? Lavaboya gireyim. Lavaboya girsem de şöyle gidip bir geliyorsunuz. Klozetin beline kadar klozete girmiş. Ha, lavabo orası. Moralim biraz yerine geldi. Öncelikle kırbaç tatlımız. Ne olduğunu bilmiyorum. Neydi olacağı yine bizim hayatımızı kurtardı. Kendileri şimdi bakıyorlar. Bu saatlerde bulabileceğimiz muhalina, işte Kıbrıs köftesi ve korakas mıydı, kanakas mıydı neydi? Onu çözmeye çalışıyorlar. Bir takibinizi alırım onlara. Vallahi sağ olsunlar, bizi iyi ağırladılar. Çok evet, teşekkür ederim. Evet, bence de takip edin. Ha, bunlar da öteki tatlılar. Elim zeytin. Ha, tamam. Ayşaba da demişti. Evet, tamam. Önce bunu yiyelim o zaman. Ama bu kahvaltı yenir abi. Herhalde aşkım. Biz gece yiyoruz. Ama biz böyleyiz. Ne oluyor ya burası? Kardeş biz de böyle. Bal döküyorlarsa bal dök. Bal dök yala kardeş.
bayağı güzel. Bu zamana kadar yediğim hellim bir şeyler içerisinde en çok bunu beğendim. Sıra geldi. Gırbaç tatlısı. Ben nar sevmem. Çok ekşi gelir bana ama hayırlısı bakalım. Görüntü çok iyi. Benim sevdiğim tatlardan neydi ya? Kek, krema, nar. Çok güzel. Nar da üstünde çok güzel oluyor. Nar sevmiyorum ya. Zaten benim meyvelere karşı alerjim var. Ama sen de ne yapıyorsun? Yarısını yedin kız. Gel gel, yaklaş. Şimdi. İlk defa ne oluyor olarak bir yere. Akşam hani gidiyoruz. Hem akşam gidiyoruz hem de önden haber vererek gitmek mecburiyetindeyiz. Ama sağ olsunlar bizim için ayarladılar. Orada en azından tadına bakıp size söyleyeceğiz şimdi. Geceleri ne oluyor ya? Kardeş. Kardeş. Şimdi arkadaşlar geldik. Evet, çok şükür bulduk. Sağ olsun. Bulduk. Mehmet abimiz ayarlamış. Çeşitli çeşitli yemekler gelecek. Önce kırmızı köftesini deneyeceğiz. Bu arada salyangoz da varmış. Fransa'da yemiştim. Bakalım burada nasıl? Biz Kıbrıslılar çok severiz dedi. Ben de Kıbrıslıların sevdiği şeyleri yemeye geldim. Kıbrıs köfteyle başlayacağız. Muhaline yiyeceğiz. Kola kas varsa onu yiyeceğiz. Aradığımız her şeyi bulduk mu o şekilde yani? Tek yerde bulduk abi. Şans. Bu arada çok güzel peynir. Evet, güzel. Turşunun adı neydi? Gabari miydi? Kapare gibi düşünün. Gayle gabari kardeş. Oha çok güzel lan. Ne lan? Yumuşacık. Ağzında yiyince hamura dönüşüyor. Oha bundan bir kavanoz olsa götürürdüm evde. Her şeyin yanında yemiş. Evet. Şimdi bu maolina. Maolina mı? Maolina mı? Maolina. Kıbrıs köftesi Ayreli. Önce Ayreli'den başlayacağım. Evet. Ne yaptık ettik bulduk ya şunları bir dakika. Dışında yumurta var mı? Güzel ama biraz da acımtırak. Yani bir yandan güzel yiyesin geliyor. Bir yandan da çok ekstrem bir tadı var. Kerot ve kadın budu köfteye benzemiyor mu? Evet tipi ona benziyor. Dışı kadın budu içi kıyma. Bu bayağı değişik güzel bir şeymiş. Yani. Çok mantıklı bak hiç beklemezdim abi. Kıbrıs'taki et yemekleri çok iyi değil mi abi? Bir de şu maolineye artık bakayım ya. Bu bitkiyi çok merak ediyorum. Bayılacaksınız bunu yediğiniz zaman öyle diyeyim. Bunu evde haftada bir kere pişiriyordur anneler. Bu arada bir etli. Et de var yanında ama. Üzüm yaprağı sarması ya. Aa evet. Doğru. Kasma yaprağıyla kara lahanayı. Kasma yaprağı. Kasma yaprağıyla kara lahanayı birleştirmişler gibi bir tadı var diyor. Aynen öyle. Buranın ismi neydi? Galın Yol Kıbrıs Ev Yemekleri. Şimdi diğer yerleri bilemem. Burada yediğim çok güzel şu anda. Ay çok beğendim. Bunu daha yiyemeyeceğim ben. Belki vardır. Neyse şimdi bir ekstramız gelsin. Son. Vay be. Beklenen şey gelsin. Ondan çok sonra bir Ceyda Kırksalalı ne yapacak bakalım. Yok. Bakacağız. Arkadaşlarım sizden özür dilerim canlarım. Sizler için birçok şey yaptım ama bunu yiyemeyeceğim. Farklı bir şey değil bu arada. Yediğin zaman tadı böyle tadı çok değişik değil yani. Normal bir şeydi. Böyle bir tadı yoktu. Sosun ama tadı vardı. Ama fikir dolayısıyla yemek. Bunun da görüntüsü o kadar iç açıcı değil tabii. Bu Ayvalık'ta, Kuşadası'nda, Ege'de birçok yerde yenen bir şey. Geçenlerde Twitter'a düştü. Millet böyle bir çıldırdı. Ne bok yiyeceğinizi şaşırdınız diye. 150 yıldır yapılıyor o bölgede bu yemek. Ya benim bir şeyim düşmüş. Çıktı. Tadı yok. Nasıl yok? Yani bu protein kaynaklı giriyor. Buradan tat alıyorsun gibi düşünün. Evet. Kapalı Maraş'a gideceğiz. Kapalı Maraş'ın ne olduğunu şimdiden söyleyeyim. Yıllardır kapalı kalan hayalet şehir arkadaşlar. Hayalet şehire gidiyoruz. Hadi bakalım. Kapalı Maraş'a geldik. Evet, kapalı gerçekten. Çok izlemişsinizdir YouTube'da zaten. Vay bu çok değişikmiş ama böyle. Bununla çekmeye çalışacağız şimdi. Ya muhtemelen olmayacak. Şunun altını unutmuşuz. Böyle parmağımı sıkıştırıp affedersen hareket çeker gibi sürüyorum. Ya muhtemelen tam olmayacak ama biraz olsun size şuraları buraları göstereceğine inanıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim çok mi? Ben bunu gördüm YouTube'da. Ben de gördüm ama içeride gezmek daha farklı bir hikayeymiş. Ya şuradan şuraya gelene kadar anlıyorsunuz. E tabii hiç yaşamayan bir yerde daha önce çok görmedik. Garip. Değerli bir şey bulabilir miyiz acaba? Ne bulacağız değerli? Ne bileyim ben gömü. Aşkım. Herhangi bir şey olabilir. Peki öylece mi duruyor? Ya işte yağmalanmış zamanla da ama insanlar bayağı böyle yemeklerini bırakıp çıkmışlar gitmişler yani öyle Allah diyorlar Allah. Tabaklarını. Madonna falan hep buraya geliyormuş biliyor musunuz? Öyle mi? Ha. Neden? Amcasının oğlu burada oturuyormuş da halası gel. Bayramlarda geliyormuş. Vay be. Çok garipmiş. Sen scooter'da çok güzel görünüyorsun biliyor musun? Allah Allah. Tıpkı bir Fransız kadının bisiklette göründüğü gibi. Allah Allah. Vallahi billahi. Aa bayağı denize de girilebiliyor Oha. Burada. Arkadaşlar eskiden YouTuber değil de bloggerlar, daha çok böyle fotoromancılar, fotoğrafla hikayelerini anlatanlar Kapalı Maraş'ta çektikleri güzel maceraların fotoğraflarını burada film ettiriyorlardı. Ne diyor? Panos. Panayı top.
Panayı... Panayı toplu. Mesela kocaman dükkanmış abi, şuraya baksana. Burası dükkanlara çalışan bir yer aslında. Yani dükkanların panoları var ya üretilen, hani içerideki... Sıktı panos diye. Hayır aşkım, içerideki panoları yok mu dükkanların? Reklamcı yani bir nevi. Reklam panosu yapıyorlar işte yani. Eskinin nozaretçisi, tabelacı. Panos ne demek? Her ortamda özgüvene sahip herkes bunun farkındadır diyor. Benden bahsediyor. Buralar benim miydi? Buralar özgüvenli sahipleri varmış buradaki de. Kapalı Maraş'ta kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Kıbrıs maceramız güzel geçti. Umarım eğlenmişsinizdir. Kapalı Maraş'a bence gelin. Bakayım, keyifli kafam bir deneyin. Hala bir şişlik yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video inanılmaz. Çekmedik ki daha. Bir şey olur mu?